Neredesin aşkım? Neredesin? Ya Şirin, dayanamıyorum. Kaç saat oldu, hala gelmediler. Ya neredeyse gelirler. Merak etme. Ben gidip kocamı arayacağım. Ya olur mu öyle şey? Kadın başımıza nasıl gideceğiz? Ben duramayacağım artık. Gidiyorum ben. Yenge! Ya anlamıyor musun? Kocam kurtlarla boğuşurken ben böyle elim kolum bağlı beklemeye dayanamıyorum. Ne olur beni durdurmaya çalışma. Yenge! Bir dur. Ben de geleceğim seninle. Ama öyle elimizin hamuruyla değil. Ferhat benim. Kimseleri yedirmem o. Hasan! Aşkım! Neredesin? Ferhat! Neredesin? Yenge bak, burada kurttan başka hiçbir şey yok. Hadi biz gidelim. Hayır, ölmek var, dönmek yok. Hasan! Aşkım! Yenge, bak kurtları yem olacağız burada. Lütfen gidelim. Hiç de yem olmayacağız. Ver şu silah. Daha yeni evlendim ben. Kendimi yedirmem kimseye. Yenge yok! İnanmıyorum sana Şirin. Ya anlamadın mı silahını elin alırken? Çakma kalamit şeyin. Ne bileyim ben ya. Silah alınca mermisi de içindedir sandım. Allah Allah. Artık silahımız da yok. Burada ölüp gideceğiz. Parçası etlerimizi yiyecek. Yengemizi gidelim hadi. Ya. Hadi ne olur. Hayır. Sevdiğimiz adamları bulmadan bize ölmek yok Şirin. Yenge bak. Titre titriyorsun. Havada buz gibi oldu. Hadi gidelim biz. Hadi. Ya hayır dedim. Kocama bulamadım. Şuradan şuraya gitmem. Ateş yakarız. Isınırız biraz ha. Nasıl yakacağız acaba ateşe? Çakmağımız mı var bizim? Nasıl köylüsün sen? Vahşi doğalda nasıl hayatta kalacağını bilmiyor musun? Bilmiyorum yenge. Ben ağa kızıyım. Burada büyümedim ki. Gerçekten çok soğuk oldu. İçim titriyor. Bak yenge, inadı bırak artık. Hadi. Bak silahımız yok. Sevdiğimiz adamlar yok. Hadi gidelim ne olursun hadi. Tamam tamam. Gidelim. Kısa donarak oynayacağız burada. Sizin ne işiniz var burada? Sizi aramaya çıktık abi. Niye? Onu karına sor. Ya aşkım. Ben seni çok merak ettim. Ne yapayım? Ben iyiyim bir tanem. Asıl sen nasılsın? Tir tir titriyorsun. Titrerim tabii. Dönüyorum. Ya aşkım götür beni bu dağlardan. Tamam bir tanem. Yanıyamıyorum, donuyamıyorum, bilmiyorum. Çok kötü oldu aşkım.
Tamam o zaman hazırlan. Hadi hemen hastaneye gidiyoruz. Oğlum dışarıda sisten göz gözü görmüyor. Gecenin bir yarısı. Hastaneye gireceğim derken başınıza iş geçer. Daha fena edersin kızı. Hem üstünü bu kadar çullamayın. Abi bir şey olursa haber ver, tamam mı? Tamam canım. Soğuk. Soğuk. Çok soğuk. Aşkım sarıl bana. Geçecek bir tanem. Geçecek bak, ben yanındayım. Koyduğumuz her bez kuruyor. Düşmedi hala ateş. Düşecek hanım, düşecek. Merak etme. Hazar. Hazar neredesin? Buradayım bir tanem. Buradayım bak, yanındayım. Bırakma beni Hazar. Yanımda ayrılma. Işıklar. Işıklar söndür. Agarası gelmesin. Bir daha onunla uğraşamam şimdi. Aşkım o gerçek değil. Masal sadece. Ama kurtlar gerçek. Seslerini duyuyorum. O duydukların da gerçek değil bir tane. Bak azıcık ateşim var. O da sabaha geçecek inşallah. Hadi uyu dinlen bir tane. Ama sen yine yanımda dur. Kurtlar falan gelirse hiç acıma. Vur gitsin. Dünden beri ne yaptıysak düşüremedik. Tamam, siz şuraya geçin. Ben hemen doktorumuza haber verip geliyorum. Tamam, teşekkürler. Muhteber ana. Dilan'a ne oldu? O artık seni ilgilendirmez. Aşkım, Dilan'ın nesi var? Boş ver hayatım sen onu, kendine bak. Hazar, yenge geçmiş olsun. Ciddi bir şey yok değil mi? Biraz ateşi var abi. Oğlum. Anne. Dilan, sana ne oldu kız? Ya oğlum bir şey desenize, ne oluyor burada? Gel de söyleyeyim ne olduğunu. Bacım senin kardeşin yüzünden canına kıymaya kalktı. Allah'tan ablam yetişmiş de kurtarmış garibin canını. Kurtarmış kurtarmasına da bundan böyle bir daha bacımın kılına zarar gelirse sizden bileceğim. Bileceğim ki bu edilen kahpelik sizdendir. O zaman size misliyle ödeteceğim bütün bu ettiklerinizi. Ettik say, ettik say Baran ağa da. Sen bize neyi nasıl ödetiyorsun onu bir anlat bakayım hele ha. Bak, bak. Dur. Bunlar yüzünden Özdayına karşı mı duracağım? Bırak anne ya. Bu benim dayımsa, bu da kardeşim. Benim kardeşimi kimse ezemez. Dayım bile olsa, dayım. Şşşt. Şurayı geçsene bir. Bırak abi. Bırak değmesin. Kendini hırpalayıp da onlara istediklerini verme. Lan asıl sen beni bırak oğlum. Ne yapıyorsun ya? Lan oğlum. Aynı günde iki tane kızı hastanelik ediyorsun. Gelmiş bana falan filan diyorsun. Bırak, bırak. Yani bundan sonra ne yapacaksın çok merak ediyorum Hazar'a. Gülme. Gülme, gülme. Geçmiş olsun Dilan. Neyin var? Yok bir şeyim.
Midemi üşüttüm sadece. Senin neyin var? Ben de üşüttüm. Ama her yerimi. Ha bir de kurt saldırdı. Kurt mu saldırdı? Kız ne diyorsun sen? Nerede saldırdı? Yaylada. Hazar geldi kurtardı. Biraz geç kalsaydı Şirin'le beraber kurtları yem oluyorduk. Geç kalsaymış keşke. Efendim? Anlamadım. İyi ki geç kalmamış diyorum Hazar. Büyük geçmiş olsun. Sağ ol Dilan. Taşıyabilir misin sen? Ya dur Hazar, bir kere ne olacak? Ya olursa olsun da burada değil. Gel buraya. Kaçın kızım. Dur Hazar. Ne oluyor be? Biri ölmüş. Ne? Baba? Baba! Ay. Ne oluyor burada? Babam nerede? Senin yüzünden! Her şey senin yüzünden! Neymiş benim yüzümden olan ana? Hazar. Şükürler olsun. İyi misin babacığım? İyiyim, iyiyim. Bir şeyim yok. Ne oldu baba? Niye ağlıyor herkes? Kardeşin. Ne oldu abime? İnşallah bir şey olmamıştır. Dolduracaklar ama. Ne oldu abime baba? Duranların baran depoyu basmış. Kardeşini de alıp zorla kaçırmış. Lan bir insan evladı. Kendi öz yeğenine bunu nasıl yapar? Ben bundan sonrasını bilmiyorum. Sen biliyorsun evlat. Ben biliyorum baba. Ben bundan sonrasını çok iyi biliyorum. Bırak onu elinde Hazar. Ne yapıyorsun sen? Yapmam gerekeni. Gidip tek başıma halledeceğim bu meseleyi. Ya delirdin mi sen? Hem de tek başına. Ya seni öldürürlerse? Orasını Allah bilir. Hem biri ölecekse o ben olmalıyım. Abim ya da babam değil. Uy, gözünü seveyim, dinle beni. Asiye, çekil ayağımın altından. Ya evet Asiye, çekil ağamın ayağının altından. Bak sen beni dinle. Benim senin sözün, gücün, kudretin karşısında boynum her zaman kıldan incedir biliyorsun. Lakin bir şey soracağım. Yok mu bu işin başka bir hal çaresi? Ayşe! Dolanma, ayağımın altında çekil. Çekil ağam. Etme, eyleme ağam. Yok mudur bu işin bu oluru? İlle kan mı dökülmesi gerekiyor? Bir gitsek, otursak, konuşsak, bir hal çaresine baksak. Daha ne konuşalım bacım? Onlar bizimle oturup konuştular mı? Konuşmadılar. Ne istediler? Savaş. Onların istediğini geri verme zamanı geldi. Onlar bizden bir alırsa biz onlardan bir alırız. Kurban olam abi. 100 yıldır süren bu düşmanlık şimdi tam da bitmiş derken yeniden mi kanatacağız biz bu yarayı? O yara benim gül gibi kardeşimin suratına o yüzüğü attığınızda kanadı. Türkmen hanım. Kardeşlerime silah çekmene de gönlüm razı değil Kalender ağa. Kardeşlerin senin oğlunu kaçırdı Muhtemel Hanım. Ben bunun altında kalmam. Ya onların derdi Kaan'la değil, Hazar'la. Ya bunu sen de biliyorsun. Neyse ne, bu savaşı onlar başlattı. Hayır, sen başlattın. O uğursuzu buraya gelin ederek bizzat sen başlattın. Şimdi yeni gelini gönderiyorsun, eski gelinini alıyorsun.
Böylece bu savaş başlamadan bitiyor. Oğlumun namusu benim namusum. Ben o soysuzlar için değil gelinimi, kapımdaki iti bile göndertmem. Tamam, tamam. Bitireceğiz işlerini. Lakin ben emir vermeden tek bir kurşun dahi atılmayacak. Anlaşıldı mı? Anlaşıldı. De haydi. Baba. Ne? İzin ver, ben gidip konuşup anlaşayım. Kabahatse benim kabahatim. Abimin yerine beni alsınlar baba. Ha abin Hasan, ne fark eder oğlum? Artık iş oraları çoktan geçti. Hiçbir şey için geç değil baba. Güven bana, halledebilirim. Ben sana güveniyorum. Lakin onlara güvenmiyorum. Seni ateşe atamam. Ateşe attığın yok ki baba. Sadece konuşacağım. Ok yaydan çıktı bir kere. Sen şimdi içeri gir. Abinle benim sağ salim dönüşümüzü bekle. Sen savaşa gideceksin. Ben evdeki çocuklarla, kadınlarla oturup dönmeni bekleyeceğim. Öyle mi baba? Hazır. Ben sana ne diyorsam onu yapacaksın. Her şeyi iste ama bunu isteme benden baba. Ben lafımı dinlemiyorsun yani. Evet. Zaten dinlesen şaşardım. Allah'ın adamı. Başımıza ne geldiyse senin aha bu dik başlığı yüzünden geldi. Yeteri kadar vakit kaybettim. Atın bunu içeri. Baba ne diyorsun? De haydi. Bırak. Bırak. Baba. Bırak. Hazır. Nereye götürüyorlar seni? Hazır. 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 Tamam işte ya, salam bir salam. Aç şu kapıyı. Dinliyorum. Kusura bakma ya Salavam. Emir büyük yerdendir biliyorsun. Lan emirse ben de emir veriyorum. Aç şu kapıyı. Kalender Han'ın emrisine emir olur mu ağam? Bağışlayasın bizi. Ya hadi gidelim. Ne? Hayır, hayır, hayır. Aç şu kapıyı. Tövbe bismillah. Korkma oğlum, korkma. Benim amcan Rambo Müsellim. Siz ne yaptınız kendinize? Padişah sefere giderken sarayı birilerinin koruması lazım değil mi? Ben o kadar dedim Müsellim'e. İnsanın en büyük savaşı kendisiyle olandır dedim de dinletemedim. Tabii tabii. Siz ikiniz savaşta en ön saftaysanız gözümüz arkada kalmayacak. Hadi amca aç şu kapıyı da ben çıkayım. Açamam. Abim seni buraya korumak için kilitledi. Amcacığım hapsederek mi koruyor? Bazen insanı en çok kendisinden korumak gerekir yeğen. Baban seni senden koruyor yani. Beni bana anlatmayın. Hadi açın şu kapıyı da ben gideyim. Ya açamam, anahtarım yok. Nasıl ya? İnsanın yaşadığı yerin anahtarı olmaz mı? Kilit olmazsa anahtar da olmaz yeğenim. Kimse de beni buraya kilitlemeyeceğine göre. Kilitlediler işte amcacığım. Gördüğünüz üzere kilitlediler. İşki insanın şurasına kilit vurmasınlar yeğen. Ey Allah'ım, düştüm delilerin arasına. Bu neye bari? Aşkım, geliyorum. Aşkım, iyi misin hayatım? Değilim aşkım. Kısıldım kaldım burada. Kurtaracağım seni. Tamam aşkım, kurtar beni. Ay bir daha söyle. Kurtar beni aşkım. Bir daha. Aşkım kurtarsana beni, hadi aç şu kapıyı. Komik mi bu şimdi ha? Komik mi? Açın hemen şu kapıyı. Çıkarım kocaman buradan. Bu yaptıklarınız haydutluk, eşkıyalık. Hangi çağda yaşıyorsunuz be? Hemen çıkarım kocamı buradan. Anlamadım canım, sen bana dedin. Ha, sana dedim. Kız Nazgül, sana emir mi veriyor? Evet Afet'im, sanırım öyle yapıyor. Bravo, dikkat etmişsin. O zaman ne duruyorsun? Yapsana gereğini. Evet, durma. Hemen gel ve aç şu kapıyı. Geleyim madem. Ha, şöyle akıllı olun. Dayan aşkım, dayan. Açıyorum kapıyı. Belo, hele bir baksana. Ne var, ne? Aha da bu var. Al! Bella!